Aslında ben kendine iyilik yapıyorum. Hani oğlum harcama yapmıyor ya, demek ki hani ona da değer veriyorum. Bir düşünsün bence. Ben çok doğru bulmadım. Ben... Yani ya daha yumuşak da anlatılabilir bu. Aslında hepimizin ortak şeyi bu. Hı. Tabii ki kocamız bize para harcasın istiyoruz. Elini akrep, cebinde akrep olmasını istiyoruz. Ama Canan da aslında buna ihtiyacı olmayan güçlü. Hatta şu anda eşinden bana daha kalırsa güçlü. Daha güçlü yani. Evet. Konuyu geçiyorum. Yani şey bir konu, çok ince çizgileri olan bir konu. Gelinlerimden Gülenay ilginç bir adetten bahsetmiş sevgili izleyicilerim. Ama bu adet diğerlerinden çok farklı bir adet, onu söyleyebilirim. Buyurun izleyelim, üzerine de konuşalım. Ya kızlar, görüyorsunuz işte kayınvalidemin ilginçlikleri, tuhaf adetleri, böyle davranışları hiçbir şekilde bitmiyor. Ya ben evlendim de şok oldum. Ya anlatacaklarıma şimdi siz de şok olacaksınız. Allah Allah. Evlendik. Evlendikten tam bir hafta sonra beni çağırdı. Bizde kalacaksın bu gece dedi. Kayınvalidemin kaldığı bir karyola var. Evet. O karyolanın altına beni yatırdı. Karyola dediğimiz bu altı boş olan. Aynen, aha. Altı boş olan. Kendisi üste yattı ve dedi ki sen buradan sabah ezanına kadar kalkmayacaksın. Yatağın, yatağın altında yatacaksın. Üstünde dedi. Değil. Ya bunun adı da gelin yatısı diye bir yatısı. Adetmiş. Evet. Yatısı. Ya yatağın altına soktu beni. Uyumaya çalışıyoruz yani. Uyuyabildim peki, mi? Hayır. Yatağın altında böyle yatak, yorgan bir şey var mı? Hani yatırdı da ne hayır, var? Hayır. Yok. Hiçbir şey yok. İşte beni yatırdı orada. Böyle ben tabii uyuyamıyorum. Sinir oldum yastık böyle. Yastık bile vermedi mi sana? Ya bir yastık koydu ama içi topraktan. Aa! Ya tam uyumaya çalışıyorum. Bir anda bir çığlık. Ne olduğumu şaşırdım. Kayınvalidem çığlık çığlığa bağırıyor, kendini yırttı ortada. Ya bilmiyorum, bir anda böyle ben de şok oldum. Ama Allah'tan hani ben sakin bir insanım da böyle normal kalktım. Böyle yatağın altından sürünerek çıktım. Ne oldu anne diye ona bakıyorum yani. Neymiş? Kafamı çarpsaymışım, sakar olacakmışım, evliyim, iyi gitmeyecekmiş. Eğer böyle çarpmasaymışım iyiyim olacakmış. Ya ben çarpmadım, adam iyiye geldi. Gelin yatısı dedi, kabir azabıymış. Başka bir şey yok muydu anlatacak kızım? Yaptığın bayağı bir şeyler anlatmışım. Yapmışsın. Adeti de yaptım. Ne? İyi oldu. Ne yapayım? Denedim seni. Adı gelin yatısı mı? Yatısı. Evet. Çok gelin yatısı. Nerenin adeti bu? Yatağımın altı. Bu nerenin adeti? Nerenin? Çorum. Allah Allah. Çorum'un koyu. Amaç ne? De bana bakayım. Amacı kendine bu biraz arada, güzel anlatmış. Düğününden ertesi gün mü dedi ben mi? Bir hafta sonra. Bir hafta sonra beni çağırdı. Yatağı açtım bazanın altına. Karyolanın. Karyolanın iki katlı şöyle yüksek gene yaylıydı. Denemek için oraya yatağını yaptım. Kuzu kuzu burada yat, kafam değiyor mu değmiyor mu, çarpıyor mu çarpmıyor mu? Çok iyi. Başına da yastık verdim. Sana da mı kayınvaliden yaptı aynısını? Ben vurdum, sakar kaldım. Adın Sakar mı oldu yani? Evet, ömrüm Sakar boyunca. Oldu. Allah. Aynısını geline de yaptım. Gelin de kafasını vurup Sakar olacak mı? Evliliği... Çığlık geçecek. Attın gecenin bir yarısı, korkuttun onu. Korkuttum. O da kafasını vurmadı. Vurmadı, ben Allah'tan sakindim yani. Sakinmiş. Zaten uyuyamamıştım. Bunu sen nasıl kabul ediyorsun? Ya ne olduğumu anlamadım ki. Hiçbir şey zaten hani istediğim gibi olmadı. Bunun da ne olduğunu anlamadan bir anda kendimi yatağın altında buldum. Bir gece mi? Aynen bir gece. Sen daha şey tamam. Denemek için bir gece. Gün ağrına kadar da kaldırmamış. Kalkmak istemiş. Gün ağrına kadar da yatacak. Burada yatacak. Sen işte nöbet bekliyorsun. Bekliyorum, yatıyorum ben üstte. O da altta yatıyor. Allah Allah. Ezan okununcaya kadar. Seyircana bak sen. Evet. Neler neler yapmış. Evet yapmış. Yapmış. Yaptım işte. Şimdi pişman mısın? Şimdi olsa yapar mıydın? Ya şimdi olsam yapmazdım. Yanlış yapmışım o zamanlar. Şimdi düşünüyorum yanlış. Ne gereği vardı? Kafasını vuraydı. Ne gereği vardı?
yatağın altında yatağıydı. Toprağın içinde. Aynen öyle. Adetleri her yani adetlerimize saygımız sonsuz. Hı-hı. Çok da aslında ama hoşumuza giden adetlerimiz de vardı. Bu biraz korkutucu. Evet, bazen de yanlış yapıyor hani adet. Kabir azabı çeksin diye içi hayatta toprak yatmak. Dolu yastıkta yatmak. Hani o hissi ha, bir de hissetmek. Kafanı tahtaya vuracağım mı? Sanki hani ölünce böyle tahtaya vuracaksın diye. Yani evet. Gibi olmuş. Biraz korkutucu olmuş yani. O zaten amacımız oydu zaten. Eskiden kayınvalideler daha zormuş galiba. Evet, yani bayağı sınanıyormuş gelinler. Yani bunların hepsi yaşanan şeyler evet, yani. Senelerce pis gelinlik yapardım. Sesimiz bile duyulmazdı. Vallahi bak senelerdir. Senin kayınvalidenin yaptığı böyle başka şeyler var mı? Seni zorladığı, hatırlıyor musun öyle şeyler? Ben kaynanamın yaptığını şey yapmıyorum da Eltim bana kaynanalık yaptı o fena. Onunla da aynı evde miydin? Aynı evdeydik. Aman evde. Ne yapıyordu? Bolca kavga yapardık. Ne? Bolca kavga yapardık ne yapacaktık? Seni zorluyor muydu sürekli? Zorluyor. Ne yapıyordu mesela? Neyden çıkarıyordu? Mesela şu iş... Birini o yapacaksa ikisini ben yapacağım. Yapacaksın. Sen ondan küçüksün diye. Herhalde yani küçüğüm, gelinim ya. Bütün mesela, her şey sana mı yüklüyordu? Herhalde. Şahesteciğim, sence doğru mu gelinleri denemek için bu tarz yöntemler? Doğru, doğru da yapıyorum. Yok, bizim böyle bir adetlerimiz yok. Böyle bir adet yok da sen de yok. Gelinini bayağı deneyen... İşte ben denedim farklı yöntemlerle dedim. Benimki gene çok iyi. Ama bu doğru mu yani? Niye uğraşıyorsunuz gelinlerle? Güzel ya uğraşmak. Güzel değil. Zevk alıyorlar. Hayır, bir de kendilerini denettiriyorlar. Ben hayatta denettirmem. Bak işine derim, dönerim arkamda. Anlamıyor ki o benim nasıl denedim. Akıllı kadınım. Ne anlamıyor? Dene. Hayır, yaşları küçük evlenenler her zaman buna mahkum kalıyor. Evet. Annelik yapmaya kalkıyorsunuz i̇şte annesi evet. olan kızlara. Yaşım biraz olgunlaştıktan evet. sonra yapamıyorsunuz dinleselerdi, zaten. Dinleselerdi, biraz daha büyüdüklerinde evlenselerdi. Aynen, hep küçük yaştaki kızlar, gelinler bunu çekiyor. Genelde ilk oğlunun evlenmesini tasvip etmeyen anneler daha çok böyle şeyler yapıyor. Kendisi. Bir türlü onu hazmedemiyor. Evet. Yani, senin dediğin olmadı ya. Aynen. Kız 11 yıl olmuş evleneli. Aynen hala öyle. Denemeler. İsterse 20 yıl olsun. Bence çok güzel bir adet eskilerden. Şöyle hani o gelin hani zaten kayınvalideler eskiden beğenirmiş ya gelinleri. Hani onu uygulayabilirse. Bak lafı sokuyor bak, ya. Onu ondan. Uygulayabilirse sabırlı bir sen gelin. Sen isterdin yani kayrılığın altına sokmak. Sabırlı mı? Nasıl bir gelin? İyi bir denedin gelin zaten, mi? Ben orada denedin. Anlardım. İyi değilse oğlum bir bize yaramaz. Bir dakika nasıl denedi sabrını? Sabrımı çok denedi işte. Burada biz çok şahidiz de nasıl denedi? Eve almayarak yani istemeyerek evine gelmeyerek çok sabrımızı denedi zaten. Vallahi bugün de enteresan bir adet öğrendik. Her adetimiz gibi bizi şaşırttı. Daha çok öğreniriz eskilerde. Daha çok öğreniriz. Vallahi. Tadım yapalım mı? Yapalım. He? Gönül Sultan'ın hiç sesi çıkmıyor. Çünkü çok stresli. İyiydik böyle ama günü bitirmek gerekiyor. Çok iyiydik böyle. Çünkü yarın tam 10 altın bilezik var şekerim. Hadi son tadım.